Hayat sağlıklı güzelin en keyifli anlarından birine geldi sıra. Mevlüt Dağ'la estetik zamanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dolguları konuştuk sizinle daha önce ama şimdi özellikle bir bölgeyi konuşmak istiyorum. Gözaltı ışık dolgusunu. Çünkü bu çok da hassas bir yer, öyle de bir bölge. Ve çok da dikkatli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Siz neler söylersiniz gözaltı ışık dolgusuyla ilgili olarak? Şimdi tabii zamanla gözaltımızda, tüm yüzümüzde veya vücudumuzda olduğu gibi göz altında da bir deformasyonlarımız oluşuyor. Özellikle bizim göz çevresini besleyen üst ve alt taraflarda belirli bir yağ petlerimiz var. Bunlar aslında gözümüz içinde bir yastık görevi görüyor. Bunların zamanla dışarı doğru fıtıklaşmasıyla alt tarafta da bir çukurluk oluşturmasıyla istemediğimiz şekilde üstte bir çıkıntı, altta bir çukurluk oluşabiliyor. Çöküntü. Ya da bu yağ petlerinde bir sıkıntı olmayıp yüzümüzün gözün çevresindeki yağ yastıkçıklarında ani zayıflamalar, yaşın geçmesiyle bir rahatsızlık yaşanmasından kaynaklı veya normal yaşımızdan kaynaklı, erimesinden kaynaklı gözün altında özellikle gözyaşı olduğunda veya göz çevresinde bir halka şeklinde bir boşluk oluşabiliyor. İşte bu boşlukları doldurmak amacıyla kullanılan dolgu malzemeleri var. Tabii ki burada genellikle hyaluronik asitler yine tercih ediliyor. Bu hyaluronik asitler yüze şekil vermek için bir zigoma dediğimiz elmacık kemiğini yapmak için kullandığımız dolgu şeklinde değil, daha hafif belli oranlarda yoğunluğu hafif olan dolgular kullanılmakta. Burada gözaltı ışık dolgusu diye bilinen bu dolgularda önemli olan şey bunun var olan bir boşluk varsa yapılabileceği. Bazen işte bir başvurular geldiğinde göz çevresinde bir karartı, bir morluk, yapısal olarak evet, bir halka şeklinde görüntü olduğunda o morluk açılıyor mu peki? Işık ismi olduğu için onun açılacağı düşünülebiliyor. Eğer o renkle birlikte genetik yapıda küçüklüğünüzden itibaren göz çevrenizde dirseklerinizde olduğu gibi, parmakların eklem bölgelerindeki hafif koyuluk gibi deriden kaynaklı bir koyuluk varsa genetiktir. Hayır, buna fayda sağlamayacaktır. Açılmıyor. Çünkü derinin rengidir o. Tabii. Ancak orada ona eşlik eden gözyaşı olduğunuzda veya çevresinde yağ yastıklarının erimesinden kaynaklı bir boşluk oluşmuşsa evet, o zaman boşluk kısım gölgede kaldığı için koyu görünecektir. O boşluk kısım dolgu maddesiyle doldurulduğu zaman da gölge alan kaybolacağı için göz altına bir ışıltı verecektir. Evet. Aslında biraz daha mecazi anlamda kullanılan bir yapıdır bu. Ve bu şekilde bir dolgu işlemi yapılarak göz altını çok rahat düzeltebilir. Ancak burada önemli olan şey de şu, güzelliklere ve iyi hallere hemen alışıyoruz. Değil mi? Göz altındaki her şeyi tam düz kusursuz yapmaya çalışmak diye bir olay söz konusu değil. Çünkü üst tarafta bizim gözümüz var ve bu gözümüz sağa sola yukarı aşağı doğru sürekli hareket ediyor. Ve bunun altına yapılan dolgularında bu harekete göre de planlanıp yapılması lazım. Çünkü bu taraf hareket etmiyor insanın bu sefer, bu dolgular çok evet, fazlaysa. Sabit bir duruşa göre sadece yapılırsa yukarı bakarken dışarı doğru bombeleşen, aşağı doğru bakarken içeri doğru çöküntü olan bir göz altı oluşabilir. Bunun için de eskisine göre ne kadar düzeltilebildiğine bakılması lazım. Ve mutlaka orada %100 kusursuz bir göz altı istenmemesi gerekir diye düşünüyorum. İşinde ehil olan bir hekimimiz bunu yaptıktan sonra o zaten elinden geldiğince oranın her türlü durumunu düşünerek en olabilecek maksimum etkisini ve efektini verecektir diye düşünüyorum. Ama gözümüz alışıyor, en ufak bir kusurda evet, bunu da düzeltsek, bunu da düzeltsek diye uğraşırken bazen dolgu maddelerinin fazla konulmasından kaynaklı dışarı doğru sosisvari duran göz altlarla çok fazlasıyla karşılaşabiliyoruz. Buradan da bu konuda da bir deforme. Uyarmak isterim, dikkat edilmesini evet, isterim. Peki kalıcı mıdır bu göz altına uygulanan bu dolgu? Ne kadardır şimdi, sürekli? Tekrar ne zaman uygulamak gerekir? Zaten göz altına hyaluronik asit olan içeriği olan dolgular uyguluyoruz ve onda da zaten yoğunluğu daha az olan maddeler kullanılıyor. Onun içinde bir kalıcılığı yok. Yok. Bunların da 9-15 ay arasında bir süre etkisi var. 9-15 ay sonra tekrar ihtiyaç duyulduğunda tekrarlanabiliyor bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gözaltı dolgusuyla ilgili verdiğiniz tüm bu faydalı bilgiler için. Ben teşekkür ederim.